Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik üçgende yardımcı elemanlar soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün peki ne yapacağız? Üçgende yardımcı elemanlar başlık ama altta ne var? Bir de Pisagor var. Çünkü pazartesi günü ne gördük? Kenar orta dikme gördük. Yükseklik gördük. Ve çarşamba günü ne gördük? Pisagor gördük. Eba da aynısını yaptı, bitirdi. Biz bir de ne yapıyoruz size? İyi, güzel soru çözümleri yapıyoruz dedik. Kitabımızda neredeyiz? 313, 316'yız. Peki biz kimiz? Ev okul, Tonguç Akademiyiz diyelim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşım hemen ödüllü soruya geçtim. Neden ödüllü soru hocam? Yorumlarınızı tek 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 okuyorum. Ve yorumlarda şunu gördüm. Dedi ki arkadaşlar hocam bu nasıl bir soru? Hiçbir şey anlamadım. Anlatır mısınız dedi. Ama bazı arkadaşlar var ki çok iyi bir şekilde çözmüşler. Onlara da helal olsun diyelim. Bugün soru çözümü çok kaliteli sorular var. Bir de Pisagor'dan pat 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 hızlı tekrar var. Onları yaptıktan sonra geçeceğim. Hızlı tekrar olduğu için canınızı sıkmayın. Onları da izleyin bence. D dedim. D. ABC üçgenin diklik merkezi. Bir dakika. Diklik merkezi neydi? Bu adam buraya gelir. Dik olurdu. Bu adam buraya gelir. Dik olurdu. Ve bu adam buraya gelir. Dik olurdu dedim. Diklikleri koydum. Devam ediyorum. AD. AD şurası. Hemen onu göstereyim. Şuraya hatta küçük A koyayım. AD artı CD. Evet CD burası B dedim. Bir de DB varmış. DB'ye de C dedim. Bunların toplamı neymiş arkadaşım? 9'muş. Burayı hallettim. D'nin D'nin AB'ye göre simetri. Bak arkadaşım. Simetri olayında ne demiştim ben sana? Bunu çok iyi hatırlaman lazım. Simetri olayında burası 90'dır. Bak sana simetri dediğinde 90 olmasa bile sen alacaktın. Zaten hali hazırda bu 90. Bunun simetriyi bunun kadar öteye gidecektin. Ve sen çok iyi biliyorsun ki bir şey 90 gelip kenarı ikiye böldüyse kesinlikle orada ikiz kenar vardı. Bak şu an kimi yaptım? A, D, K'da yaptım. A, B'ye göre simetri aldım. Simetri neydi? Ayna hesabı bir o kadar öteye götürecektin. Bu nokta oldu. Burayı hallettim. Bu arada bir daha söyleyelim. Dikme 2'ye böldüyse ikiz kenardı. Bunu ben 568.650 kere söyledim burayı. O yüzden artık çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Geçtim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. D'nin BC'ye göre simetri. D'nin BC'ye göre simetriğini alırsam. Bu adamı alacağım buradan. Aynı şekilde ileri götüreceğim. Götürdüğümde buranın 90 olduğunu biliyorum. Ve 92'ye böldüğü için artık sen şunu da çok iyi biliyorsun. Bir kere daha burası ikiz kenar olduğunu gördün. Kim burası? D, C, M ikiz kenardır. Geçtim arkadaşım. Bitmedi. D'nin A, göre simetri diyor. D noktası burası. D noktası burası. A, göre simetri al diyor. A, C burası. Yani şurasını bir o kadar daha götür diyor. Tamam götürdün. E burası dik olduğunu görüyorsun. Diklik burada. Alt tarafta dik. Üst tarafta dik tabii ki de. O zaman arkadaşım sen ne diyorsun? Buranın da a olduğunu gördün, burayı da yaptın. Epik bir şey söyleyeceğim ya. Aynı şey alt tarafta var mı? Mesela şu üçgene bak, DCL, e, taban aynı, e, ikiz kenar. O zaman burası da b'dir. E, bu tarafa bak, taban ikiye bölünmüş, dik gelmiş, e, burası da ikiz kenardır. Devam et. E, bu tarafa bak, bu tarafa baktığında ne oldu? Burası c ise, e, burası da c'dir. Hallettiğim bütün her şey tamam şu an ikiz kenarlıklardan dolayı böyle oldu. Diklik merkezini kaçırma arkadaşım. Herkes dik gidecek köşelere. Kenarlara özür dilerim. Oradan da hallettin. Bana ne diyor? A, K, B, L, M, L. Geç. A, K, B, M, C, L. Tamamdır. Onu söylüyor. Bu altıgenin çevresi nedir diyor. Çevresine bakalım. A, A var. Etti mi sana 2A? Çevre eşittir. 2A artı. Devam ettim. BB nedir? 2B'dir. Artı. CC nedir? 2C'dir arkadaşım. Peki ben A artı B artı C'yi 9 diyebiliyor muydum? Şurayı iki parantezine alsan A artı B artı C midir bu? Evet. O zaman ne diyorum? Cevabım 18'dir dedim. Çünkü burası kaçtı? 9'du. 9 kere 2 18 dedim. Evet bu soruyu kimler yapmış diye bakamıyorum. Neden? Çünkü bugün 1 Mayıs ve tatil bu burada da öğrencilerim yok şu an. O yüzden de üzülerekten birazcık da Çocuklar için sevinerekten çünkü 1 Mayıs arkadaşlar bugün tatil ama hepimiz evdeyiz malum süreçlerden dolayı. Önemli olan sağlık diyelim. Bu sorumuzu güzel gene çözdük. Bu yayında müthiş sorular var. İyi ki can, iyi ki neydi ödülü sorumuzdu. hallettik geçtik. Şimdi yine müthiş bir soru. Ne diyor bana? ABC üçgeninde D noktası ABDC'nin diklik merkezi. Bir saniye ya ne diyorsun arkadaşım sen? BDC üçgeninde nasıl bir üçgende Diklik merkezi bir köşe olur. Nasıl? Nasıl olurdu? Evet aferin işte koçum. Aferin sana kızım. Niye? Çünkü sen hafta içi çok iyi dinledin. Pazartesi günü bunu çok iyi dinledin. Neden? Ben sana bunu çok söyledim. Dedim ki bir üçgende diklik merkezi kenar bir köşe ise benim üçgenimin bir köşesi ise o zaman ne diyorum arkadaşım? O köşe diktir diyorum. Tamam bunu yaptım. Devam ediyorum. Bitmedi. DBC üçgeninin dış teğet çemberi ben bunu da bam 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 kafana vura vura öğretmiştim. Nasıldı? Dış çemberse kesinlikle şurası açı ortaydı ve de buradan böyle geldiğinde burası da açı ortaydı. Ama beni ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor beni? Çünkü olay buradan kopuyor. Bak 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 işte süper anlattığımız dersin faydalarını göreceksin şimdi bir kere daha. Zor soru, kaliteli soru. Niye? Diklik merkezin işin içine koydu. Süper. Dış teğet merkezi işin içine koydu. Süper. Her şey tamam. Ben bunların anlamını çok iyi biliyorum. Diklik merkezi burasıysa burası diktir. Çünkü ben bunu derste iyi öğrendim. Dış teğet çemberin neydi esprisi? Esprisi dış açı ortay, dış açı ortay, iç açı ortay gelirdi. İçeriden bir iç açı ortay, dışarıdan da dış açı ortaylar gelirdi. Peki, peki, peki. Bana adam ne diyor? AD'yi x demiş. Tamam, ben de x yazdım. O zaman AB nedir? 3x'tir. A, B, 3X'tir. A, B. A, B, 3 xe bu adam 2X'tir dostum dediğim. Şimdi çok dikkatli bakıyorsun. Ben sana dış açı ortayı müthiş anlatmıştım. Ya ne kadar kendimi övdüm ya. Neyse ben ne diyorum? Dış açı ortay geldiği noktadan yola çıkıyorduk. Kafan hiç karışmıyordu değil mi? Şekli ters döndürseler, düz döndürseler, amuda kaldırsalar hiç fark etmezdi. Ne yapıyordun sen? Burada bakıyordun ki dış açı ortayın geldiği noktadan yola çıkıyordun. Ne diyordun? Yola çıktım. X'e geldim. Bölü 3 yaptım. İçeriye girdim. Hayda çıkmaz sokak. Bir daha geri. O zaman ne yapıyordum ben? 9 X yaptım. Hayır 3 X yol gittim. 3 X yaptım. Kafa biraz hızlı çalıştığı için ağzım 9 hemen çıktı. O zaman şurası ne olsun? K olsun. O zaman burası K'dır dediğim. O zaman sen şunları fark ettin mi? Hop hop gitti. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. 3 kere 3 9. O zaman K dediğim şey neymiş? İşte sana 9. O zaman şuraya bir 9 koydurayım ben. 9'u yazdım. Tamam. O zaman üçgeni bir daha bir modifiye edelim. Çekelim buraya. Çat çat çat. Buraya koyduk. 90. Burası 3. Burası 9. Burası 2x. Bana x'i soruyordu. 3'ün karesi artı 2x'in karesi eşittir. 9'un karesi. Tamam mıdır? Müthiş. At karşıya. 4x kare eşittir. 81 eksi 9 4 x kare eşittir 72 oldu. Burası da tamam. 72. Peki her tarafı 4'e bölersen ne olur? 4'e bölersen gördüğün şey şu x kare eşittir gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ne oldu? 18 oldu. 18 nedir arkadaşım? x eşittir 3 kök 2'dir dedim ve cevaplarda buldum mu? Buldum. İşte bu kadar. Süper bir soru. Süper süper süper. Ben sana ne demiştim arkadaşım çarşamba gün? Hatırla hemen bir flashback yap geri git. Ne demiştim sana? Bomba soruları cumaya sakladım. Pazartesi salı konu öğreniyoruz. Cuma günü de soru çözümüyle bombalıyoruz. Bütün sağlam soruları yapıyoruz demiştim. Şimdi yeni bir sorudayız arkadaşlar. Yeni sorumuzda nasıl var bakalım burada da ne diyor? ABC üçgen A noktası BKC'nin diklik merkezi diyor. Diklik merkeziz arkadaşım. Neyi biliyorum? Bunu buraya çektin dik. Buradan geldi bu da dik. Buradan geldi bu da dik. O zaman A noktası Pardon, A noktası BKC'nin diyor. Bak bak bak. Ben yanlış yaptım burada. Ne yaptım? A noktası BKC'nin diklik merkezi diyor. A noktası BKC'nin diklik merkezi. O zaman ne olacak? A doğru yapmışız. Fark eden bir şey yokmuş. Çünkü niye? A noktası diklik merkezi ise buranın geniş açı olduğunu biliyorum. Buranın geniş açı olduğunu biliyorsam o zaman ne diyorum? Bak buradan geldi. Buradan bak bu dikliği BKC'nin dikliği sıkıntı yok. Buradan gelen de CK'nın dikliği. Buradan gelen şey de BK'nın dikliği. Demek ki bu adamın da dikliği burası. Bunlar nerede birleşti? Dışarıda. Peki dışarıda birleşirlerse ne biliyorum ben? O zaman burası kesinlikle geniş açı. Bakalım soruda başka ne diyor? AB, BC, AC. AB AB BC karşılaştı. Bütün kenarları vermiş. O zaman arkadaşım kenarları gördüysen ben bak büyük üçgende bu buna dikilmiş. Bu buna dikilmiş. Bu buna dikilmiş. Sana bir şey göstereceğim şimdi. Şurada çok geniş açılı bir üçgen olsa bu adamın tabana uzaklığı çok yakın değil midir? Burada şöyle büyük bir geniş bir üçgen olsa bunun tabana uzaklığı fazla değil midir? Evet, o zaman ne diyorum arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle ...benim kenarım... ...bakın burada gördüğün kenar büyükse... ...gördüğün kenar büyükse... ...ne diyeceksin hemen? O zaman yüksekliğin küçüktür. Kim mesela? BC. BC o zaman burada böyleyse... ...bunun yüksekliği AD... ...kesinlikle ortada olmalı. Devam ediyorum. AB kesinlikle en büyükse... ...buna inen dikme... ...CE kesinlikle... ...ortada olmalı. En sonda da ne olacak... ...arkadaşım? AC dediğim şey... ...en küçükse... Tabii ki de bunun büyük bir kenar olduğunu düşünüyorum diyecektim. Bunu da söyledim ve geçtim. Gördüğün gibi bu soruyu da böyle hallettim. E bu soruyu hocam hiç görmedik. Evet burada farklı bir şey görelim. Bunları da söylemiş olalım. Bazı cin kitaplarda sayı vermiyor. Sana akıl oyunları yapıyor. Sen de bunları bileceksin. Bu soruda güzel olan şey ne? A noktası diklik merkezi ise bunlar dışarıda birleştiler. Ve sen buraların dik olduğunu bilecektin. İşte bu sorunun asıl güzel tarafı dik dik merkezinin dışarıda olduğu, buranın geniş açı olduğu, buraların da dik olduğunu biliyorsun dedim ve geçtim. Şimdi yeni bir soru. Bakalım yeni soruda ne var? İşte yeni nesil soru dediğimiz bunlar. 9. sınıftasın. Hiç sıkıntı yok. Yeni nesil sorularla kim olacaksın sen? 2023 tayfa olacaksın. Ve orada sınavda afallamayacaksın. Niye? Tonguç Akademi'yi dinlediğin için hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Yeni nesil sorular seni korkutmayacak. Çünkü her şeyi anlatacak. Anlattık. Sen de rahat edeceksin. ABC dik üçgen. ABC dik üçgeni demiş. Evet, bir bahçenin AB üzerinde K noktasına bu arada bak dik üçgen diyor ama diklik neresi bilmiyorum. K noktasına bir tane fışkiye konulmuş. Fışkiye ondan sonra AK KB'ye eşit olacak şekilde fışkiye takıldığında bahçenin bütün noktaları ıslanmış. Bütün her yeri ıslanmış bahçenin. O zaman buna göre C açısı yani şuradaki alfa kaçtır diyor bana. Peki buradaki fışkiye sıfırlatacak mı buraya? Şuraya sıfırlatacak mı? Şuraya sıfırlatacak mı? Buraya sıfırlatacak mı? Bahçenin her kenarı ıslanıyor ya. Demek ki buraya kadar gidecek. Buraya fırlatacak mı? Buraya fırlatacak mı? Bunlara fırlatacak böyle. Yalnız bir şey dikkatimi çekiyor. Bu bahçenin tamamı ıslandıysa bir noktadan fışkiyenin zaten sana su sanki bir çember görüntüsü değil mi arkadaşım? Of çok kötü çizdim. Sanki bir çember görüntüsü değil mi? Aynen Johnny Vayne. Neden? Bak arkadaşım fışkiye buraya R kadar atacak. Buraya kadar R kadar atacak. Buraya R kadar atacak. Buradan da geçiyorsa burası da R'dir. Buradan geçiyorsa burası da R'dir. Bahçenin her tarafı ıslandığına göre demek ki bu uzaklıkta R'dir. O zaman her tarafa gittiğine göre bir dakika ya bu çevrel çember değil mi? Evet çevrel çemberin merkezi neresi? Üf işte bu ya çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi bir kenarın üzerindeyse ve orası orta noktaysa ki orta nokta olması lazım zaten. Çevrel çemberin merkezi ise R R diye ayrılması lazım. Buradan gelen şeyde r olması için muhteşem üçlü olması lazımdı. Bana ne diyordu? Dik üçgen diyordu. Demek ki diklik neredeymiş arkadaşım? Diklik C'deymiş. Bana da C açısının ne olduğunu soruyordu. C açısı bakıyorum C şıkkında 90 oldu. İşte bak yeni nesil soru. Neden? Adam sana çevrel çemberin merkezini vermiş. Sen anlamıyorsun. Ne yapıyorsun? ile atıyor diyor. O zaman burası bir çember edasıyla. Çember ne demek zaten? Çember bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaları topluluğu. Bak bu nedir? Bir çemberdir. Merkezi bu olan çember. Aynısını anlatıyor. Ama üçgen olduğu için çevrel çember oluyor. Çevrel çemberse arkadaşım o zaman ne diyorum? Burası 90'dır diyorum. Zaten dik üçgen demişti. Kimin dik olduğunu merak ediyordum. Burası dikmiş dediğim. Geçtim. Bir tane daha ödüllü sorum var. Neden? Pazartesinin ödüllü sorusunu yaptım. Bu da hangi ödül soru? Çarşamba ödülü sorusu. Ne demiştik arkadaşlar? Hatırlatmak adına bu soruyu yapalım demiştik. Ben kendimce zikzak kuralı demiştim. Zikzak kuralı neydi? Hocam buradan çekiyordun. Şurayı pıt 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 pıt. Burayı pıt pıt pıt. O zaman ne oluyordu? Bu ikisinin toplamı dik üçgen oluşturuyordu. Ne anlatıyorsun hocam? Şunu anlatıyorum arkadaşım. Bak ne diyor bana? A, D arası kaçtır diyor. Çektim A'dan. Tam D'ye geldi mi? Geldi. Peki arkadaşım. Şu noktadan sen tık, tık 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 çektin. Pıt pıt pıt, pıt aşağı indin. Burası 8 ise burası nedir? 8. Burası nedir? 16. Çok dikkat et şimdi. Eline şöyle bir üçgen geldi. Hangi üçgen? Net görelim. Hadi bakalım. Burası 16. Burası 12. Ve bana da AD'nin ne olduğunu soruyor. Sen tabii ki de burada Pisagor yapmayacaksın. Neden? Ben sana demiştim ki göremedin, bilemedin ama bilmen lazımdı. 12, 16, 20 üçgeniydi. Hocam ben bilemedim, göremedim. Ne olacak? Hiç üzülmüyorsun. 4 ile sadeleştir. 3'e böl. Şey 4 ile sadeleştir. 3 oldu. 4 ile sadeleştirdin. 4 oldu. Aa burası 3, 4, 5'miş diyeceksin. Bir dakika. Ben neyle sadeleştirmiştim? 4 ile. O zaman bu da 5'in 4 katı 20'dir diyeceksin. Ve bu soruyu da böyle güzel yine çözeceksin arkadaşım. Zikzak kuralını ben uydurmuştum. İşte şimdi de uydurduğum şeyi bir kere daha ismini uydurmuştum. Kuralı değil tabii ki de. Öyle çözdüğüm. Şimdi çok hızlı tekrara geçiyorum. Bak, yayın tarihinde belki bir ilk. Hızlı tekrara geçiyorum. Bildiğin dik üçgenleri tekrar edeceğim. Pıt 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 koyup geçeceğim. 15, 8 15, 17. Geç. 15 20 25. Bitti. O zaman AD kaçtır arkadaşım? AD 17'dir. AC kaçtır? 25'tir. Cevap ne oldu? 42 oldu. Bu soruyu geçtim. Hemen diğer soruma geldim. Baktım burada ne var? 5 var. 5'ten bu adam 2'ye böldüyse bu da buna eşittir. Muhteşem üçlüdür. Neden? 90'dan gelen kenar ortaysa muhteşem üçlüdür. 5 5 ayrıldı. Burası kaç oldu? 10. 8 10. 6 8 10 vardı. AC'yi soruyor. AC kaçtır arkadaşım? AC 6'dır. Geçtim. Hemen bu soruya baktım. Ne var elimde? 8 10. 6 8 10um vardı. Geçtim. 8 15 17 vardı. Burasının tamamı 15 ise o zaman buraya ne dedim? 9. Bana ne soruyordu? DC'yi geçtim. Hemen yeni soruya geldim. Yeni soruda bakıyorum ki 13'lü bir şey var. 11 var, 20 var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben burada pratiklik, çakallık yaparım. Çünkü büyük ihtimal şıklar tam sayı olacak. O zaman demek ki diyeceksin ki hipotenüsü 13 olan kimdi? 5, 12, 13'tü. O zaman buraya 12, buraya 13, bir yere, bir yere 5, bir yere 12 koyacağım. Ya buraya ya buraya. Zaten şekilde kısa kenar uzun kenar gözüküyor ama şekli aldanılmaz. Ben şimdi şuraya bir 5 deneyeyim. Olmazsa sileceğim. Hemen bakıyorum. 12, 16, 23 üçgeni oldu mu? Oldu. Hocam bunu her zaman ezberden söyleyebilir miyiz? 13'ü gördün. Bir dene. Dene. Olursa olur. Olmazsa A, B edersin. 2 tane pisagor olur yaparsın. Başka da bir şey yok. Ama bak ne yaptım? 5, 12, 13 hemen koydum. 16, 12, 16, 23 üçgeni. Evet, vardır dedim ve seri sorularımı bitirdim. Bunları çok iyi bilmen lazım arkadaşım. Biraz önceki soruları seri olarak pat 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 yaptık. Şimdi geldim bu soruma. iki tane bir tane zor sorum var. Bir tane de yeni nesil sorum var yine. Bakalım yeni nesil soru nasıl anlatıyor bana? Yine senin için 2023 tayfa için süper bir şekilde güzel bir soruda. Yanındaki şekilde 17 cm uzunluğundaki bir merdiven yere dik olan bir ağaca yere dik olan bir ağaca K ucun K ucu yerden 8 metre yükseklikte olacak şekilde ağaca dayanarak ceviz toplanacaktır. Bak burada da bir tane Ali var. Hangi Ali? Cin Ali. Ceviz toplayan kişi tamam eyvallah ağacın dibindeki sepete topladığı cevizleri atıyor. Pıt 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 atıyor. K noktasındaki kişi cevizlerden bir tanesini yanlışlıkla nereye atıyor? L, merdivenin L ucundan 9 metre ileri atıyor. Cık, hay Allah ne oldu şimdi böyle ya. Uzaklıktaki 9 metre uzaklık A noktasını attı. A noktasının cevize A noktasındaki cevize olan uzaklığı kimin? Ali'nin. Ali kimdi? Cin Ali buradaydı. Bana ne soruyor? Cevize olan uzaklığını soruyor. Ali'nin cevize olan. Ya sen laga bırak arkadaşım. Sen bana şunu söyle. Şunu biliyor musun sen? 8 17. Kimdin sen? 8 15 17'ydin. O zaman burası 9 ise buraya kim kalır? 6. Dik üçgen 6, 8. O zaman cevize uzaklığım nedir? 10'dur dedim. Bu soruyu da geçtim. Yine yeni nesil olmasına rağmen tık 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 koyunca yapıyorsun dedim. Şimdi arkadaşlar iki tane sorum var. Zoru sana bıraktım. Kolayı kendime aldım. Ne yaptım? Kolayı çözeceğim. İkisi de aynı mantık. Benzerliği unutmamışındır inşallah. Benzerliği unutmadıysan çok rahat yaparsın. Bak bu soruda da benzerlik yapacağım. Çok da rahat edeceğim. Ne yapacağım bak. Buradan bir dik çekeceğim. Buradan bir dik çekersem burası ne oldu? Paralel oldu. Neden dik çektim? Paralel olsun diye zaten. Peki paralel olsun diye yaptıysam burası birebirlik var mı? Var. Birebirlik varsa burası 8 ise burası da 8'dir dostum. 8 ise ben şunu biliyorum ki 16 8 var burada. Burada 30 60 90 üçgenini hatırlıyor musun? 30 60 90 üçgeninde Burası 2A'ydı. Burası A'ydı. Burası A, A köküçlü. Hatırlamasam bile ileriki konularda göstereceğim. Ama şimdilik sen bunu 30-60-90 üçgenini gerçi ortaokuldan da biliyordun galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam. O zaman burayı da böyle yaptığın. Buraya ne dedin o zaman? 8 köküç dedin. Niye? A. A köküç 2A. Bak A 2A dedim. Bu gibi çakallıkları cinlikleri unutmayacaksın dedik. Peki arkadaşım burası birebirse burası ne var? 1. Bana ne soruyor? BD'yi. BD'yi x dedim. Bak BD'yi x dedim. O zaman ne olacak? Şurası 1. A'ya şuraları da aa diyelim. Ya da 8'ler vardı. Sıkıntı yok. 8'lerden de yapabilirim. O zaman 8 bölü x eşittir nedir? 16 bölü 16 bölü 8 köküçtür. Bunlar birbirini götürür. 1'e 2. O zaman x dediğim şey ne olacak? 4 köküç olacak. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Burası birebirse orta taban mıydı? Orta tabansa bunun yarısı mıdır? Evet yarısıdır dedim. Bu soruyu da bitirdim. Ne dedim ben? Dik üçgen Pisagor kullanabilirsin. Görünmeyen bir dik üçgen oluşturabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bunları yapabilirsin. Ama nereden? Benzerliği iyi biliyorsan yaparsın arkadaşım. Benzerliği iyi anlattık mı? Anlattık. Anlamayanlar bir kere daha videoları izleyebilir. Hepsi YouTube'da duruyor. Hepsi bizim Tonguç 9. sayfamız 9. sınıf YouTube sayfasında duruyor. Dedik. Bugünkü Soru çözümümüz bitti. Bence sorular güzeldi. Hızlı tekrarı da çok seri yaptık. O da güzel oldu. Arkadaşlar siz evinizdesiniz ama videolar hala geliyor. Cuma günkü videomuz da geldi. İyisi kötüsü, doğrusu yanlışı, like'larınızı, dislike'larınızı, ödüllü sorunun cevabını, bütün yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.